Selamünaleyküm Nihat Hocam. Sizi çok seviyoruz. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin hocam. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hocam size böyle bir sorum olacak. Biz 2-3 arkadaş bir araya geldiğimiz zaman bir arkadaşımızı çekiştiriyoruz mesela. Arkasından konuşuyoruz ama yüzüne geldiğimiz zaman da seni çekiştirdik ya da arkandan konuştuk diyoruz. Bu gıybete girer mi, günah mıdır hocam? Teşekkür ederim. Evet, tabii gıybet aleyhinde konuştuğunuzda zaten söylüyorsunuz, onun gıybetini yapmış oluyorsunuz. Gıybet de tehlikeli bir günahtır. Ayet-i Kerime'de, Hucurat Suresi'nde وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا bir kısmınız diğer bir kısmınızın gıybetini arkasında çekiştirmesin onu diyor yani, konuşmasın arkasında. Hatta bunu kişinin etini yemek, yani gıybeti yapılan kişinin etini yemek kadar feci bir şey olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun için uzak durmak gerekir gıybetten. Dikkatli olmak gerekir. Tabii gıybetin yaptığınız kişiyle diyelim ki 4 hanım kız, 5 hanımefendi bir araya geldiniz. 6. kişinin gıybetini yaptınız. Kimin diyelim ki? Necla Hanım'ın gıybetini yaptınız. Sonra bir araya geldiğinizde Necla da yanınızda. 6. kişi olarak, ya Necla sen aleyhinde, seni çekiştirdik bayağı, aleyhinde konuştuk, hakkını bize helal et derseniz, Necla da gönülden hakkını helal ederse, ne dediyseniz kabulümdür, hakkımı helal ettim, Allah'ım sayma, bunları günah olarak kabul etme derse, helalleşmiş olursunuz. Yani o gıybet anında manevi günahı işlemiş olursunuz, onu geri getiremezsiniz de, Allah inşallah bundan dolayı helallik verdiği için Necla Hanım, örneğimiz Necla Hanım'dı. Bundan dolayı sorumlu olmazsınız inşallah diye söylemiş olayım inşallah. Ama güzel bir şey değildir. Yapmamaya gayret edin inşallah.